Herkese merhabalar, ben Ayşe Yüksel. Bugün O Ne Diyor'un konuğu olarak sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Hazırsak başlayalım. Survivor'da her konseye kuaförden yeni çıkmış gibi geliyordun. Bu güzelliğin bir sırrı var mı? Varsa bize de söyler misin? Seni seviyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Yani bu güzelliğin bir sırrı yok. Allah vergisi. Ama ekstra ben saçlarıma da çok önem veriyorum. Mesela tuzlu, işte deniz oyunundan çıktığımız zaman tuzlu su saçları yıprattığı için normal suyla yıkamaya çalışıyordum. Aralarını işte böyle geceleri yatmadan önce açmaya falan çalışıyordum. Zaten konseyde de sürekli oynuyordum böyle saçlarımla, fark ediyorsunuzdur. Bir sırrı yok yani. Elimden geldiğince Survivor'da olsa dikkat etmeye çalıştım. O kadar. Ada dendiğinde geçirdiğin günlerden ilk aklına geleni söyler misin? Bir anlamı olmasına gerek yok. Vallahi ada dendiğinde aklıma o kadar çok şey geliyor ki. En çok galiba arkadaşlarımla geçirdiğim vakitler geliyor. Çünkü orada yalnız bir vakit geçirilmiyor maalesef. O yüzden ben de onlarla oturduğum, sohbet ettiğim zamanların kıymetini daha fazla. Kötü yorumları görünce ne düşünüyorsun? Çok takıyor musun? Öncelikle şunu söyleyeceğim. Kötü yorumları yapanın yerine koymaya çalışıyorum kendimi ama koyamıyorum. Çünkü o kadar kötü yorumları yaparken ki ruh haline girmek gerçekten çok zor. Zoru başarıyorlar. Fakat ben onlara kafayı takmayı düşünmüyorum. Çünkü onları ne kadar takarsam onların yolundan o kadar ilerlemiş gibi olacağım bildiğim için hiçbir şekilde takmayıp onları kendi hallerine bırakıyorum. İnşallah onlar da güzel yorum yapmayı bir gün öğrenirler. En unutulmaz ödül senin için hangisidir? En unutulmaz ödül büyük ihtimal Bahamalar ödüldür. Çünkü biz en büyük olarak Bahamalar ödülüne gittik. En büyük o olduğu için de en güzeli oydu tabii ki. Hem daha fazla vakit geçirdik hem Yunan arkadaşlarımızla ne zamandır oyunları kazanamadığımız için gidemiyorduk eğlenmeye. O yüzden onlarla birlikte olduğumuz için, eğlendiğimiz için ve böyle güzel büyük bir ödülde farklı bir atmosferi tattığımız için çok mutlu oldum tabii ki. En beğendiğim ödül de o yüzden Bahamalar. Ayşe, Acun Ilıcalı ile iddialı olduğu hangi turnuvaya yapsa onu kazanır. Yani teniste iddialıyım biliyorsunuz ki ama teniste de şimdi kendi alanım olduğu için Acun Bey'le onu oynamak da olmaz açıkçası. O yüzden onun iddialı olduğu bir alan futbol. Futbolda bir turnuva yapmak isterdim açıkçası. Futbolum çok iyi, böyle aşırı derece olmasa da yine iddialıdır yani. Adadan döndüğünde böyle bir kitle bekliyor muydu? Bu konuda ne düşünüyor merak ettim. Şöyle, yani böyle büyük bir kitleyi bekliyor olmamın ve beni nerede tatmin ettiğinizi de söyleyeceğim. Bu benim için çok önemli zaten. Artık baktım SMS birincilikleri geliyor ve sonrasında çıktığım potolardan rahat bir şekilde dönüyorum. Elim dolu dönüyorum onlar sayesinde. Bu yüzden onların arkamda büyük bir aile olduğunu ve büyük bir kitlenin benim her zaman yanımda destekçim olduğunun farkındaydım. O yüzden mutluydum ama çıkınca tabii ki aldığım tepkiler, yani orman hayatından insan hayatına geçtiğindeki insanların sana olan karşılıksız sevgileri beni çok mutlu etti. Hepsine teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum buradan beni seven herkese. Bir sürü spor yapmış birisin. Bu kadar spor yapman için seni motive eden şey nedir? Tabii ki özgüvenim. Yani bir sürü spor yapmış olan bir insanın aslında kendini geliştirmesindeki en büyük dayanağı merakı. Ben çok meraklı bir insanımdır. Merak ettiğim şeyleri öğrenene kadar peşinden koşarım. Bu da beni farklı spor dallarına iten sebepler de aslında. Her şeyi merak ettiğiniz takdirde her şeyin sonucuna varır ve başarı elde edersiniz. Ayşe, bir şekilde ikisinden birisini seçmek zorunda. Birisi sonsuza kadar memleketinde yaşamak, diğerini okumama bile gerek yok. Tabii ki memleketimde yaşamak isterim. Çünkü gerçekten elimizin altında veya bu topraklar gerçekten çok büyük nimetlerle dolu topraklar. Belki biz değerini bilemiyoruz insanlar olarak ama kendi değerini birçok sebeple, birçok gösterdiği şeylerle zaten ispatlıyor. O yüzden memleketim ve doğamı çok seviyorum. Memleketimin doğasını da çok seviyorum. Bir daha Survivor'a gitsen yanına alacağın 3 kişi kim olurdu? Bu soru çok önemli. Şimdi şöyle, zaten tabii ki mavi takımdan arkadaşlarımı isterdim ama takımdaki arkadaşlarımı rakip olarak çok fazla görmek istemediğim için karşı takımda benim üzerime iddiaya giren arkadaşlarımı tekrar karşımda rakip olarak görmek isterdim ve karşılarımda yarışma çabalarını tekrar hissetmek isterdim açıkçası. Galerisindeki en anlamsız bulduğu fotoğraf, seviyorum seni Ayşe demiş. Ben seni seviyorum, teşekkür ederim. Galeride, evet. En anlamsız bulduğum fotoğraf. Telefonum nerede? Galeride en anlamsız bulduğum fotoğrafı şimdi sizle birlikte bulacağım. Hiç öyle anlamsız bulduğum bir fotoğraf yok çünkü. Hepsini bir şey için çektiğim için. En son çektiğim bir fotoğraf vardı. Biraz anlamsız olabilir belki. Şu. Nasıl? Çok anlamsız değil mi? Niye böyle bakar ki bir insan?
kesin yine bir şey düşünüyorum. Survivor tarihi boyunca 5 kez SMS birincisi olan tek kadınsın. En çok oyun kazananlar listesine girdin ve birinci kadınsın. Böyle rekorlar kırmak, bu kadar büyük bir fan kitlesine sahip olmak nasıl bir duygu? Seni çok seviyorum güçlü kadın ya, demiş. Bu kadar büyük bir fan kitlesine sahip olmanın karşılığını onların verdiği sevginin karşılığını vererek onları motive etmeye çalışıyorum. Hem kendim de bu sayede motive olmuş oluyorum. Büyük bir fan kitlesine sahip olmak demiyorum artık. Onlar benim fanlarım değil, ailem çünkü bunu birçok canlı yayınında da dile getirmiştim. Hepsini çok seviyorum. Benim için büyük bir gurur. Nasıl her başarılı erkeğin arkasında bir kadın varsa, her başarılı kadının arkasında da böyle büyük bir ailenin olması sonuna da onların kadını yapıyor. Bence onların büyük bir payı var bunda. Şu an hayatında biri var mı? Yoksa nasıl birini hayatında ister? Fiziksel ve karakter. Yani bu biraz özel hayata giriyor. Ya şu an hayatımda biri yok. İstersem nasıl birini isterim konusunda hiçbir fikrim yok. Çünkü ben insanın fiziksel görüntüsüne çok odaklanmıyorum. Çünkü fiziksel göründüğü üzere Survivor'da da insanı çok değiştiriyor. Normal hayatta da artık tabiatımız gereği zaten fiziksel değişimimiz hepimizin oluyor. O yüzden daha çok ben ruh eşliğinden yanayım. Ruh eşimi bulursam inşallah nasıl biri olduğuna, nasıl birinden hoşlandığımı o zaman karar vereceğim. Yatay geçiş işlemlerini tamamladı mı? Bunu ben bile merak etmedim ya. İstanbul'a kesin taşınıyor musun? İstanbul'a taşınmaya çalışıyorum. Evet ama ev fiyatları o kadar pahalı ki. Pahalılığını da geçtim artık. Ev yok ya. O yüzden evimi sırtımda taşıyorum. Artık arabada git gel git gel. Bavullar bir iniyor bir biniyor zaten. O yüzden ev kiralamayı düşünüyorum. O halde varım ama hala kiralamadım. Yatay geçişe gelince Düzce Üniversitesi'nde okumayı düşünüyorum. Hala devam etmeyi düşünüyorum. Eğer olursa açıktan da olsa Düzce Üniversitesi'nde okumayı düşünüyorum. Nereden geldiğimizi unutmamak lazım. Bundan sonra planın ne prensesim? Seni görmek istiyoruz. Bundan sonraki planım gördüğünüz gibi zaten paylaşımlarımda da şarkı söylemeyi düşünüyorum. Şarkıdan ilerleyeceğim ama tabii ki her şeyden önce ben eğitime çok önem veren bir insanım. Ne olursa olsun önce her şeyin aceleye getirmeden eğitimini almak lazım. Bundan yanayım. O yüzden eğitim alıp şarkı söylemeyi düşünüyorum. Tabii çok istenilirse neden farklı dallara da yönelmeyeyim? Çünkü biliyorsunuz ben birçok spor dalı yapmış bir insanım. Birçok meslek de yapabilirim aynı anda. Bu gücü kendimde görüyorum. Bence siz de görün. Bir insanda uygun bulamadığın özellik ve seni oturduğun masadan kaldıracak kadar rahatsız edebilecek bir huy, özellik, davranış var mı? Yani eğer o masaya kendinden önce egosu oturuyorsa tabii ki o kişi benim için bitmiştir. Ayşe normalde tokken ve stressizken nasıl? Arkadaşlar o halimde açken bile nasıl olduğumu gördünüz. Her zaman pozitif ve neşeli. Yani tokken ve stressizken de aslında aynıyım diyebilirim. Daha sakin, daha relax, daha sabırlı ama bir o kadar da pozitifliğine devam eden, açlığıyla tokluğu belli olmayan bir insanım işte. Kendine hedefler koyarak mı ilerlersin yoksa önüne gelen fırsatları değerlendirip anı yaşayarak mı? Hem hedefler koyarım hem de o hedeflere giderken bütün anı yaşamayı tercih ederim. Sonuçta anı yaşayıp anda kalmazsan şimdiyi kaçırırsın, geleceğe odaklanamazsın. O yüzden anı yaşamak en iyisi. En sevdiğin yemek ne? Bu soru hep geliyor. Çünkü beni yemekle tanıyorsunuz biliyorum. Aslında dışarıda o kadar yemiyorum da Survivor'da birazcık abartmış olabilirim, farkındayım. Çünkü dışarı sokağa falan çıktığım zaman beni gören Allah'ını seversen gel biz de yemek ye. Allah'ını seversen kahvaltıya gel. Allah'ımı da seviyorum, sizi de seviyorum ama yani yemiyorum o kadar. Diyetteyim lütfen. Çok komiksin, sana hayranım. Ruh halimsin, 7/24 modumsun. Teşekkür ederim. Ya en sevdiğim yemek olarak ayırdığım bir şey yok. Bütün yemekleri seviyorum. Birini ayırırsam diğerine ayıp etmiş olurum bence. O yüzden hiç ayırmadan devam. Her zamanki gelen sorulardan biri bu da. Tuvalet olayını aşırı merak ediyorum. Nasıl ya? Eski yarışmacılardan bazı programlarda dinledik ama aşırı hoşuma gidiyor bunu dinlemek çünkü çok garip. Yani sürekli neden tuvalet hikayeleri dinlenir bilmiyorum ama hani birinin ak dediğine diğerinin kara deme imkanı yok. Çünkü yaptığın yer aynı yani belli arkadaşlar. Adaya gidiyorsun. Annemle babam geldiler ödülde. Yani babam sordu lavabo nerede diye. Baba dedim arkayı dönüyorsun ormana. Gidiyorsun bu kadar. Yani zaten hani orada seçeneğin yok. Bir de orada artık insan kendini o kadar hani doğanın içinden gibi hissediyor ki alışmamak veya artık oraya yapmadığın zaman falan yadırgıyor olmak haline geliyorsun. Değişik bir kafa yani. Ben de o kafaya nasıl girdim, nasıl çıktım bilmiyorum. Survivor'a gitmeden sana bir yemek seçtirdiler diyelim. Ada hayatın boyunca kazandığın her ödülde o yemeği yiyeceksin. Bu yemek ne olurdu? Valla protein olduğu için kuzu pirzola derdim herhalde. En sevdiğim yemek o değil zaten. Anneme gelmeden önce dedim ki en sevdiğim yemek ne diye sorarlarsa kesinlikle pirzola de. Çünkü kuzu pirzola hem protein açısından iyi hem de tok tutuyor. O yüzden et hep yiyebilirdim yani. Sonunda Rambo gibi falan çıkardık Survivor'dan, o da ayrı da.
Güzel sorular ya, çok beğendim. Öncelikle seni çok seviyorum. Teşekkür ederim ya. Bu sevginiz var ya, beni benden alıyor. Sorum şu, ne zaman tenis maçı izleyeceğiz? Dört gözle bekliyorum. Evet, ben de ne zaman tenis maçı yapacağım konuma gelirim tekrardan, onu merak ediyorum. Sizlerle birlikte öğreneceğim inşallah. Yani ne zaman düzenimi oturtursam, ne zaman hayatımı artık böyle bir evimi taşını programlarımı düzene sokarsam, o zaman tenis de tabii ki programların içinde olacak. Tenis benim her şeyim. Çok seviyorum. Devam ettireceğim tabii ki. Seni çok seviyorum. Sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Şarkı çıkarmayı düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Bununla ilgili önce tabii ki eğitim, dediğim gibi. Eğitimini alacağım. Ondan sonra patlayacağız. Asla yapmam dediğin ne yap? Neyi yaptım? Yani asla yapmam dediğim Survivor'a gittim ve normal hayatta yapmam dediğim her şeyi yaptım. Aslında Survivor insanın bütün sınırlarının dışına çıkartan bir yer. O yüzden bir sınırınız varsa Survivor'a gitmeyi düşünüyorsanız hop kaldırın gitsin. İçinde kalan söylemek istediğim bir şey. İçimde neler neler var bir bilseniz. Şuraya döksem roman olur adeta. Yani aslında söylemek istediklerim var. Yani bilmiyorum ama artık ne kadar doğru ne kadar yanlış, onu sizin takdirinize bırakıyorum. Çünkü adada öpüştüğünü duyduğumuz insanların dışarıdaki tutumunun neden devam etmediği veya halkın bundan haberdar olmayışı tabii ki benim içimde kalan şeylerden biri. Son soruma geldik. Ayşe, sesine bayılıyorum. Sezen Aksu'dan bir kısa şarkı söyler misin bizim için burada? Söylerim, tabii ki söylerim. Söylemez miyim? Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hataları. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetme. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalanda kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm.